Gülşehir Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı Adayı Şengez Erkürk, Anadolu TV Genel Yayın Yönetmeni Erdal Kesici'nin sorularını yanıtladı. Kürk, projeleriyle ilgili açıklama yaparken Gülşehir'de seçime girecek olan tüm siyasi parti belediye başkan adaylarını sükunete davet ederek kardeşlik içerisinde bir seçim yapılmasının temennisinde bulundu. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesinde seçim vaatleri ve projeler hakkında görüşlerini aldığımız MHP Gülşehir Belediye Başkan Adayı Şengez Erkürk, 1 Nisan tarihinde belediye başkanlık görevinin kendisine geçmesi halinde Gülşehir'e yapılacak tüm projelerini Gülşehir halkı ile birlikte kararlaştırarak yapacaklarını kaydetti. Bizim projelerimizin hepsi de halkın ilgisini çekiyor. Hepsini seçtiğimiz, üzerinde özellikle çalıştığımız projeler. Mesela istişare birinci projemiz çok önemli. İstişareli bir şekilde şehrimizi yöneteceğiz diyoruz. Onun dışında turizm, özellikle turizm, benim turizm projem diğer projelere göre farklı bir proje inşallah. Sizlere daha önce de bahsetmiştim. Şimdi ben bunun faydalarını gördüğüm için bunu birinci projeme koydum. Bildiğiniz gibi ben 20 yıl yurt dışında yaşadım ve Hollanda'daki birçok kararlar istişareyle alınıyor ve bundan hem halk memnun oluyor, hem yöneticiler memnun oluyor. Bunun faydasını gördüğüm için birinci projem olarak bunu yazdım ben. Halka rağmen bir şey yapılmayacağını düşünüyorum. Bu sebepten dolayı istişareye ben çok önem veriyorum. Çünkü yapılan yanlışlıklar istişare edilmediğinden oldu. Konuyu bilen kişilerle istişare edilmedi. O şehirde yaşayan insanlarla istişare edilmedi. Bu da bence yanlış yatırımlara, yanlış işlere sebebiyet verdi. Onun için ne diyorum? Başından beri ilk işimiz istişare. Peki istişareyi yaptık. İsteyen var, isteyemeyen var. Evet. İsteyenlerin nasıl ikna edeceksiniz? Anlatacağız. Doğru olmadığını anlatacağız. Çünkü eğer bu olay doğruysa, vatandaş istiyorsa doğrudur diye düşünüyoruz. Tabii bunu araştıracağız, bakacağız. Doğruysa da yanlışsa da istişare edeceğiz. Bir orta yolu bulacağız. Zaten bu istişare konusu şöyleydi. Bir kent konseyimiz oluşacak. Kent konseyimizde konuyu bilen insanlar olacak zaten. Hani kent konseyine aldık ama konuya hakim olan insanlar orada olacağı için onlar bu konuyu zaten gerekli şekilde izah edip gerekli şekilde anlatacaklar. Sadece benim anlatmam değil de konuya hakim olan insanların anlatmasıyla hayır diyenleri de ikna edeceğiz. Evet. Kürk, Gülşehir'in en büyük sorununun istihdam konusu olduğuna değinerek bu konuda da gerekli çalışmaları yaptığını, istihdam ile alakalı projelerinin hazır olduğunu söyledi. Kandırmayacağız, biz kandırmıyoruz. Bunu da başından beri söylüyoruz. Ama şehrimize yatırımcı getirerek, ki bunun sözünü aldım inşallah en kısa zamanda açıklayacağım, bir Gülşehirli bir iş adamımız, yurt dışında yaşayan bir iş adamı, inşallah Gülşehir'e bir fabrika en kısa zamanda, bir tane yetmiyor ama ilk hedefte bir fabrika yapıp Gülşehir'in işsizlik sorunu çözmemiz lazım. Gülşehir'de istihdam sorunu var. En büyük sorun bu. Ha, biz belediye olarak ne yapabiliriz? Yatırımcıyı buraya davet edebiliriz. Ona kolaylık yapabiliriz. Bunun için de sözünü aldık. İlk en önemli işlerden birincisi bu. MHP Gülşehir Belediye Başkan Adayı Kürk, diğer siyasi partilerin belediye başkan adaylarına seslenerek 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimlerin kardeşlik ve sükunet içerisinde geçmesi çağrısında bulundu. Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Gülşehir'de gergin bir süreç var şu anda. Bu gergin sürecin yumuşatılması lazım. Ben diğer adaylara da buradan çağrı yapıyorum. Lütfen ortamı germeyelim. Kimse ortamı germesin. Çünkü 1 Nisan sabahı biz hepimiz yüz yüze bakacağız. Gülşehir küçük yer. Biz hepimiz birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Burada sonuçta kazanan bir kişi olacak. Kazananı tebrik edeceğiz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Allah'ın izniyle benim güzel projelerim var. Hemşerilerim bana bu fırsatı verirse şehrimizde güzel şeyler yapmak istiyorum. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Gülşehir'e yapmak istediğim güzel projelerim var. Ben Gülşehir'in bir 5 yılını da kaybolmasını istemiyorum.